Bugün dünya piyasaları Japonya'dan gelen bir kararla sarsıldı. Bugün Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı günüydü. Politika faizini arttırabileceğini söyleyenler vardı. Onu yapmadı. Ama yine de bir karar aldı. Öyle bir karar aldı ki bugün dünya piyasalarının dengelerini bozdu. Ons altın geçen hafta 1800 doların altına inmişti. Yeniden bugün bu kararla 1800 doların üzerinde. Gümüşte daha da sert bir yükseliş var. Ons gümüşte %4'e yaklaştı. 24 doların üzerinde yeniden içeride gram altın yükseldi ve bu arada bugünkü kararla tahmin edilebileceği gibi yende müthiş bir yükseliş var. %3'e yakın yen dolar karşısında değer kazandı. Yen yükselince dolar endeksi düştü. Dolar endeksi düşünce euro, sterlin değer kazandı. İşte bir karar bütün dünyanın dengelerini bozdu. Tabii içerisi hariç içeride dolar dünyada değer kaybederken içeride TL karşısında bir miktar değer kazandı. 18.66'nın üzerine çıktı. Bizim gerçekliğimiz ayrı ama dünyada işte bugün Japonya Merkez Bankası'nın kararı konuşuldu. Neymiş bu karar diyeceksiniz politika faizini arttırmadıysa. Çok küçük çok teknik bir karar aldı aslında bugün. 10 yıllık Japon devlet tahvilinin faizinin hareket ettiği bandı genişletti. O band 0.25'miş bugüne kadar. 0.50'ye çıkardı faizin hareket ettiği bandı. Ve bu karar işte biraz önce saydığım gelişmelere yetti. Çünkü bu karar sadece bu karardan ibaret değil. Önümüzdeki dönemde atılacak diğer adımlara yönelik bir başlangıç olarak değerlendirildi. Şöyle düşündü piyasa bugünkü kararla. Japonya Merkez Bankası ultra gevşek para politikasını gerçekten de bitiriyor. Japonya Merkez Bankası ultra gevşek bir politika izliyor. Çünkü Japon ekonomisi durgunlukta. Hem de uzun zamandır hatta 90'lı yıllardan beri durgunlukta. Ona yönelik olarak işte politika faizini eksi de tutuyor. Hala eksi hatta eksi birin de üzerinde. Bir takım başka önlemler de var. Ama işte bir yandan da enflasyon Japonya'da da başını kaldırdı. Canavar yeniden Japonya'da da ortaya çıktı. Ve buna bir şey yapması lazım Japonya Merkez Bankası'nın. Bugün ilk adımı attı. Önümüzdeki dönemde başka adımlar da bugünkü adımı izleyecek. Ve galiba Japonya Merkez Bankası da ultra gevşek para politikasından vazgeçecek. İşte bu adım dengeleri bozdu. Yen %2,5 değer kazandı bugün dolar karşısında. Oysa yılın ilk yarısında hatırlarsınız sık sık bu kanalda da değinmiştim. Dolar yen paritesi 140'a kadar gerilemişti. Ama şimdi 130'a doğru tekrar gidiyor. Yen yükselince Dolar endeksinin önemli bir kısmını Japon parası oluşturduğu için dolar endeksi biliyorsunuz Amerikan parasının altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks yani yükselince bugün dolar endeksi düştü. 103.44'e kadar geriledi. Videoyu hazırladım dakikalarda. Oysa geçen hafta bir miktar toparlanma görmüştük dolar endeksinde. Geçen hafta Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın kararıyla dolar endeksi yükselmişti. Bugün yeniden düştü. Dolar endeksi düşünce Euro'da ve Sterlin'de biraz yükselişler gördük. Ama asıl Bugün günün yıldızı Yenle birlikte altın ve altından da öte gümüş, ons gümüş bugün %4 yükseldi. Dolar karşısında 24 doların üzerinde. Gümüşe bir parantez açalım. Çünkü gümüş altının ekürisi hep onun gölgesinde kalıyor ama aslında gümüşün bir kendi dünyası, kendi evreni var ve gümüşe yönelik bir sanayi talebi de var. Yani altından farklı olarak o nedenle Gümüşün geleceği daha da parlak olabilir ons altına kıyasla. Bu kanalın bazı izleyicileri de sık sık bu konu soruyor. Yani gümüş hakkında hiç yorum yapmıyorsa eleştirisi getiriyorlar. Aslında gümüş gerçekten de gündemde bir metal, gündemde bir kıymetli metal. Çünkü altınla birlikte hareket ediyor. Yani bir güvenli liman olarak görülüyor. Tıpkı altın gibi ve güvenli liman talebinin arttığı dönemlerde altına ve gümüşe talep aynı anda artıyor veya talep aynı anda düşüyor. Geçen hafta mesela altın düşerken gümüşün de dünya piyasalarında düştüğünü görmüştük. Ama gümüşün farklı bir hikayesi var. O da sanayide kullanılıyor olması. Hem de şu anda dünya ekonomisinin yıldızı olan iki sektörde kullanılıyor. Biri elektrikli araçlar. Elektrikli araçlarda gümüş kullanılıyor. Diğeri de güneş panelleri. Yani güneş enerjisi yani yenilenebilir enerjide de gümüş kullanılıyor. E bu da bir sanayi talebine neden oluyor. Gerçekten de bu yıl dünyada gümüş talebi yani fiziki gümüş talebi, sanayi kaynaklı gümüş talebi görülmedik seviyelere tırmanmış. Kayıtlı tarihin en yüksek rakamı 539 milyon ons'luk gümüş talebi bu yıl dünyada ortaya çıkmış. Bu bugüne kadarki en yüksek seviye ve bunun sebebi işte biraz önce değindiğim elektrikli araçlarda ve güneş panellerinde kullanılıyor olması. Ve bu eğilim devam ederse gelecek yıl fiziki gümüş talebi daha da artacak. E bu da gümüşteki yükselişin 2023'te ons altında geçmesini getirebilir. Merrill Lynch Amerikan Yatırım Bankası ons gümüşün fiyatının 25 dolara ulaşmasını bekliyor. Şu anda 24 doların üzerinde. Bu yılın başında savaş patladığında 27 dolara kadar çıkmıştı gümüş. Ama aynı tarihlerde hatırlayalım ons altın da 2050 dolara çıkmıştı. Gümüş de 27 dolardan 20 doların altına indi. Şimdi o da tırmanıyor ve önümüzdeki yıl gümüşteki yükseliş ons altını geçebilir. Bunu bir yatırım tavsiyesi olarak değil bir öngörü olarak belirtiyorum. Bunun tersi yönde düşüncede görüşte olanlar da var. Görüşte olan yatırım analistleri de var. Ayıları ve boğaları aynı anda inceleyin ve bir gümüş yatırım yapacaksanız İki görüşü de detaylı bir şekilde inceledikten sonra yeterince aydınlanmış biçimde kararınızı verin, yatırım pozisyonunuzu lütfen alın. Bugün dünya piyasalarında bir başka ilginç gelişme Dogecoin. Dogecoin'deki Elon Musk'ın Twitter'da açtığı bir anketle yaşanan sert düşüş. Son bir haftada Dogecoin %17. Yine videoyu hazırladığım dakikalarda aşağıdaydı. Bunun sebebi Elon Musk'ın biliyorsunuz Twitter'a yatırım yaptı. Twitter'ı satın aldı ve Twitter'ın bu arada CEO'luğuna soyundu. Ama bir anket açtı Twitter'da. CEO'luğu bırakmamı istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye ve bu ankette bırakmasını isteyenler öne geçti. Yani Elon Musk'ın Twitter'ı bırakmasını istiyor Twitter kullanıcıları. E bu da DogeCoin yani DogeCoin yatırımcılarının moralini bozdu. Çünkü DogeCoin Elon Musk'ın Twitter'da attığı tweet'lerle yükseliyor ve yine onun attığı tweet'lerle düşüyor ve eğer CEO'luğu bırakırsa bunun Dogecoin'in geleceği açısına pek hayırlı olmayacağı beklentisi doğdu. Bu da Dogecoin'in Koyu'nun Dogecoin son bir haftada %17 değer kaybetmesine neden oldu. İçeride dolar TL'yi de borsaya geçmeden görelim. Dediğim gibi dolar endeksi bugün dünyada değer kaybetti ama içeride bir miktar tırmanış var. %0.05 18.66'nın da üzerine çıktı ihracatçılar çok şikayetçi biliyorsunuz kurdan bugün madenciler de konuştu maden ihracatçıları ve onlar da doların TL karşısında enflasyon kadar değer kazanmasını Aksi takdirde ihracatlarının ciddi şekilde gerileyeceği uyarısında eleştirisinde bulundular Türkiye'nin ihracatı gerçekten de çok yavaşladı şu anda en son veri yıllık bazda Türkiye'nin ihracatı yüzde bire düştü Borsa İstanbul'da dün bankacılık endeksinde Borsa İstanbul'da %10'luk bir yükseliş vardı. Bir ralli yaşandı. Kamu bankalarının öncülüğünde. Bugün de bankacılık endeksi öncülüğünde bir geri çekilme gördük. Bu arada HSBC'nin Türkiye'deki banka olarak tanıyoruz ama onun küresel araştırma biriminin havacılık hisseleri için hedef fiyatları var ve yatırım önerileri var. Taze bir rapor yayınlandı. Sabah benim elime geçti ama bu sabah bunun fiyatlarda men etkisini gördük. Özellikle Pegasus tarafında bugün Borsa İstanbul düşerken bir yükseliş vardı. O yükselişin arkasında da tanıyorum HSBC'nin bu raporu vardı. İşte akşamları video yayınladığım için bu tip sabah elime geçen raporları hemen aktaramıyorum. Buna yönelik olarak önümüzdeki dönemde sabahları da zaman zaman video yayınlama planım var. HSBC'nin raporu Pegasus'ta hedef fiyatı yeniledi ve 656 liraya çıkardı tavsiyesi al. Türk Hava Yolları'nda hedef fiyatı 172.40 liraya çıkardı tavsiyesi al. Tal Havalimanları'nda hedef fiyatı 123.40 liraya çıkardı tavsiyesi al. Biliyorsunuz hedef fiyatlar hemen bugünden yarına ya da gelecek hafta, gelecek ay içinde gerçekleşebilecek hedef fiyatlar olarak değil, önümüzdeki 12 ay içinde ulaşılabilecek seviyeler olarak yatırım kuruluşları tarafından öngörülüyor. E bu arada her yatırım kuruluşu da aynı fikirde olmayabiliyor. Yani eğer havacılık hisselerine yatırım yapacaksanız diğer yatırım kuruluşlarının, analistlerinin öngörülerine, tavsiyelerine de mutlaka kulak verin. Her akşam saat 20.30'da bu kanalda son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.